أعوذ <أشترك> <سؤال> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهما ولقنا بالصالحين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اما بعد افنم امام من صحيحين مقدمه سني اوقيويدك اس kaldı Allah izin verirse önümüzdeki haftaya bitirmiş olacağız mukaddimeyi. Doğrusu şu ana kadar mukaddimede aslında iki ana konu olduğunu gördük. Birinci konu sika ve zayıf bazı ravilerle ilgili bilgiler verdi. Sigara güvenilmesi, onların peşinden gidilmesi ve zayıf ravilerden uzak durulması gerektiğini tembihledikten sonra o kadar çok sika ravilerden gelen haberler var ki bu haberler bizim için kafidir. Ayrıca efendim sırf garaip ve acayip olsun diye sika olmayan ravilerin rivayetlerinin peşine düşmenin alemi yok. Öbürleri kafidir. Genellikle şu ana kadar bunun üzerinde durdu. Ve bazı efendim raviilerin durumlarını bize izah etti. Herkesin bilemeyebileceği durumlarından bahsetti. Bu günkü dersimizden itibaren ise o dönemin en önemli tartışmalarından bir tanesi olduğu anlaşılan muan an hadisin durumuyla ilgili bize bilgi verecek İmam Müslim rahmetullahi aleyh çünkü iki görüş var muan an hadiste ilgili birincisi aralarında lika olduğu sabit olmayan muasır hadisçilerin birbirilerinden an ile efendim rivayeti caiz değildir diyenler. ikinci görüş aynı asırda yaşamış olmaları ve lika imkanının varlığı sema için yeterlidir diyen görüş. Bu önemli bir tartışma demek ki İmam Müslim de bundan sonraki bölümü bu konuya tahsis ediyor. Bismillah. Vakat tekellama muntahili'l Hadis'i, men ehli asrına fi esanid ve tesqimihâ. hadislerin daha doğrusu senetlerin sahih ya da zayıf olup olmadığı konusundaki araştırmada zamanımızdaki bazı oradan buradan hadis bilgisini alan, hadisçi geçinen bu intihal dediğimiz olay. Oradan buradan derleme bilgilerle kendisini hadisçi olduğunu zanneden bazıları veya burada bir şahsı kastediyor tabi. Hadisçi geçinenlerden bir tanesi dönemimizde zamanımızda kalkmış diyor ki isnatların sahih veya zayıf olduğuna hüküm verme konusunda bir kavlin bir söz ortaya attı. Nedir bu söz? Bu itiraz? Lev darabna anhikayatihi ve zikri fesadihi safhan. Şayet biz bu anlatacağım olayı, hikayeyi ve bu hikayenin geçersizliğini itibara alınmazlığını dikkate alsak yani yokmuş gibi davransak çünkü bu ilginç bir ifade darabe anhu safhan bir deyim, bir şeyi görmezden gelmek, yokmuş gibi davranmak anlamında kullanılıyor. Daraba an safhan. Efendim, bu şimdi biraz sonra size arz edeceğim görüşü aslında yokmuş gibi farz etseydik, lekâne ra'yen metînen ve medheben sahihan daha sağlam bir görüş, duruş ve daha sağlıklı bir yöntem olurdu esasen. Hiç işin içine girmemek lazım. Yokmuş gibi davranmak lazım aslında. İz el i'radu anil kavlil çünkü bu atılası ifadeden hiç itibara alınmaması gereken ifadeden uzak durmak, yüz çevirmek, hiç dikkate sunmamak Irak ahra li ve Bu görüşle ilgili deliller ileri sürüp de o delili tamamen öldürmek, çürütmekten daha iyidir aslında hiç yokmuş gibi davranmak. Adama daha fazla dokunur değil mi? Bu ihmali zikir de ıskat manasında kullanılıyor. Yani adamın adını ve kullandığı ifadeyi hiç dikkate almama, ıskat etme aslında da efendim ejderdir, ahra el yaktır. Daha doğruydu. Ve ejderu en la yekuna zalika tenbihen lil cuhal alayhi. Ve yine hadise yeni başlayan gençler hadis konusunda bilgisi gıt olanları böyle bir konunun varlığından haberdar etmektense aslında hiç gündeme getirmemek çok daha elyak olur idi. Yani eşeğin aklına karpuz kabuğunu getirmek gibi bir şey. Evet. Gayra ancak böyle daha iyiydi ama enne lamma tagawwafna min şururil avaqib neticelerinden biz endişe edince nereye varabileceği biz yokmuş gibi davranabiliriz de e, bu kanaat yarın başkalarından duyacaklar e doğrusunu da bilmedikleri için kötü neticelerinden endişe edince biz vaftirarir bir bi muhtesatil umur bu sonradan çıkma bitat konulara cahillerin aldanabileceği endişesini taşıyınca ve israrihim ila itikadi hata'il ve bu hatalı davrananların bu hatalı davranışına da o cahiller pek çabuk kanar. Böyle bir endişeyi de taşıyınca vel aqvalis saqitati indel ulama. Tamam. Ulama indinde bir geçerliliği yok bu biraz sonra söyleyeceğimiz adamların görüşlerinin ama cahiller nazarında dikkate alınabilir ve cahiller süratle bu yanlış kanaate kapılabilirler. Böyle bir endişeyi biz taşıyınca yukarıdaki lemmanın cevabı şimdi geliyor. Ra'ayna el keşfe an fesadi Bu tip insanların ortaya attıkları düşüncenin bozukluğunu ortaya dökmeyi münasip gördük. Ortaya koymayı efendim delilleriyle birlikte çürütme kanaatine hasıl olduk. Ve radde makaletihi bi kadri ma biha min Efendim reddetmeye uygun bir lisan ile veya deliller ile takatimiz ölçüsünde efendim bu tür insanların biraz sonra söyleyeceğimiz bozuk düşüncelerini reddetmek ve bozukluğunu ortaya dökmek kanaati bizde hasıl oldu. Ejda alel enami ve Ahmed'e lil akibeti inşallah Daha faydalı olacağı için ejda lil enam lin nas insanlara daha faydalı enfa yani ejda. Evet daha faydalı olacak için ve Ahmed'e lil akibe daha hayırlı neticelere sebep olacağı için. Ve zahme şimdi gelelim bu asrımızdaki İmam Müslim söylüyor. Asrımızdaki bir adamın veya bazılarının ortaya çıkıp da mu'an'an an hadisle ilgili söylediği, ortaya attığı bozuk düşünce nedir? Bunu açıklayacak bize ve zâamü'l-kâil allazî iftatahnâ'l-kelâme 'alâ'l-hikâyeti 'an kavlihi ve'l-ihbâri 'an görüşünü ve haberlerini anlatmak üzere lafını açtığımız kişi şöyle bir iddiada bulunuyor şöyle bir iddia ileri sürüyor. An su'i raviyetihi. Raviyye fikir, görüş, efendim kanaat. Kötü düşüncesini ortaya dökmek, ihbar etmek, haber vermek için efendim ortaya attığı düşüncelerinden bahsedeceğimiz adam diyor ki enne kulle isnadin li hadisin fihi fulanun an fulanu. isnadında falan kişi falandan derken an edatını kullanılan her hadis isnadında an bulunan her hadis vakat ahata'l ilmu bi ennehuma kad kana fi asrın vahidin bir tek asırda yaşadıklarından dolayı bu ifade iki tür ilme de iki tür bilgiye de muhtemeldir. An ifadesi. Ve caizun en yekuna el hadisü lzi rawa'r ravi amman rawa'a anhu kad semi'ahu minhu ve şafahahu bi bu böyle bir hadisi rivayet eden öğrencinin anfulanın derken bahsettiği hocasından bizzat bu hadisi duymuş ve aralarında hadis alışverişi vicahi olarak gerçekleşmiş olma ihtimaline de şamildir anfolanın değil mi ifadesi yani anfulanın derken mutlak manada duymadığı halde bir kişiden hadis nakletti diyemeyiz. Duyduğu halde an edatını kullanmış olabilir. Hakikaten duymamış da olabilir. İkisine de ihtimaldir. Gayra <laughs> ennehu la na'lamu lehu minhu sema'an. Fakat biz böyle bir kişinin hocasından an fulanın dediği derken o fulan hocasından hadis dinlediğine dair elimizde bir delil olmazsa. وَلَمْ نَجِدْ ف۪ي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ اَنَّهُمَا اِلْتَقَطَا قَطُّ اَوْ تَشَافَهَا بِحَد۪يسٍ bu rivayette olmasa bile bu rivayetin dışında hiçbir şekilde bu iki şahıs arasında an fulanın dediği zaman bu fulan ile o an diyen ravi arasında hiçbir şekilde bir vicahi semai rivayetin varlığını tespit edemesek de böyle bir durumda أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما إلى آخره بو عن farklı rivayetler muan an hadis hakkında görüşüne katılmadığımız aslında hiç görmemezlikten gelinmesi gereken adamın nazarında böyle bir rivayet yukarıda vasfını anlattığımız rivayet yani Anfulanin demiş aynı asırda yaşamışlar bu öğrenci hoca fakat efendim karşılaştıklarına dair veya bir hadisi bu hadis olmasa bile herhangi bir hadisi sema kaydıyla aldığına dair bir delilimiz de yoksa şayet bu durumda böyle bir rivayet bize göre hüccet değildir diyor o adam. Mutta'i. بكل خبر جاء Bu şekilde gelen hiçbir haber hüccet değildir diyor. Hatta yekûne indehu el ilmu bi ennehuma efendim hatta bu müddai diyor ki şayet biz kendi sağlıklarında bir veya birden fazla bu iki kişi karşılaşsalar efendim hadis alışverişinde de bulunsalar bu rivayeti değil ama. Başka rivayetleri. Veya ev yeri de haberun fihi beyan ictimaihima ve talaqihima merreten min dehrihima sağlıklarında bir araya gelip karşılaşıp efendim hadis naklettiğine dair anfolanın derken o öğrencinin o hocadan var mı peki bir hadis örnek yok örnek yok ama böyle bir haber var bu hoca ile bu öğrenci karşılaştılar ve birbirlerinden hadis naklettiler şeklinde bir haber bile bulunsa fema fawqaha fe in lem yekun indehu ilmu zalik ولم يأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراضي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك Evet bir haber var. Bu an fulanun diyen kişi ile o fulan arasında bir olma durumu var. Fakat Herhangi bir sahih haber nakletti mi göster bakalım. Böyle bir haber yok. O zaman والامر كما وصفنا حجهtun Efendim, haber varsa şayet bir tane o zaman hüccet olur bu haber. Yani bir hadis naklediyor bir hoca, an diyor. Peki, anne demek bir kopukluk işareti demektir. Semaya da muhtemil midir? Muhtemildir. Peki burada acaba sema mıdır? mıdır? Mürsel midir? Hangisidir? Müttehi diyor ki Müslümin görüşünü beğenmediği adam bir mutlaka bu hoca öğrenci arasında bu hadis olmasa bile başka bir rivayet örneği olması lazım. Sema ile nakledilen. Peki bu yok mu? Yok. Öyleyse ikisinin karşılaştıkları ve birbirlerinden hadis alıp verdikleri sema yoluyla ne dair bir haber olması lazım. Falan hocayla öğrenci karşılaştılar o onun öğrencisiydi bir hadis naklediyordu diye bir haber olmaz lazım. Peki bu haber böyle bir haber var, da yok ama üçüncü bir şık daha var. Efendim bir haber naklediyor bu öğrenci o hocadan. Bu haber bu konuyla ilgili değil. Başka bir konuda. Ama sahih senetle geliyor. Sema olduğu vakit. işte o zaman bu, bu, durumda efendim an ile nakledilen haber hüccet olur diyor o müddai. Ve kânel haberu indehu mevgûfen hatta yeride aleyhi sema'uhu minhu şeyin minel hadis. Bu üç şartı bulundurmayan anlı haberler müddei nazarında mevguf olarak hüccet olmaz yalanlanmaz da çünkü bir haber var adamla ilgili bu öğrenci talebe ilişkisi olduğuna dair dolayısıyla askıya alınır tevakkuf edilir ne zaman ki bir hadis duyduğuna dair, sema ettiğine dair bir delil ortaya çıkarsa, o zaman bu dondurulmuş rivayet çözülür, delil olmaya elverişli hale gelir. <laughs> Efendim, hoca ile öğrenci arasındaki hadis alışverişinde, bir hadis ile on hadis arasında bir fark yoktur. Bir tane hadisi sema yoluyla dinlemiş, duymuş, tahammül etmişse bir hocadan artık o hocayla öğrenci arasında e, lika vardır, sema vardır denilir. Uzun bir efendim e, iddia ve geniş geniş de açıklıyor. Güya itibara almayacaktı Müslüman. Şimdi cevaba geliyor. Müslim kendisi efendim sözü alıyor. Ve hadel gavlu Allah. fitta'ni fil esenit isnadı tenkit eleştiri konusundaki bu ifade gavlun muhtara'un müstahdetun efendim uyduruk ve bit'at bir ifadedir, sözdür. Gayru <laughs> mesbukin sahibuhu ileyhi. Bu sözü daha önce de hiç kimse söylememişti. Bu sözün sahibinden önce hiç kimse böyle bir şey dememişti. Vala musa'ide lehu min ehlil ilmi aleyhi. Efendim bu konuda ilim sahibi hiç kimse de böyle bir görüşe destek vermiş değildir. Taraftarı tarafı da yok. Taraftarı da yok bu görüşün Ulema arasında. Ve zâlike ennel gavle şâi'a el muttefaka aley beyne ehlil ilim bil ahbar <laughs> ve rivayat ve hadîten. İster ilk dönemler olsun, ister son dönemler olsun. Eskiden ve şimdi de rivayetler ve haberlerle ilgili ilim yapan ulema arasında yaygın olan ittifak derecesindeki kanaat şudur. Enne kulle raculin ثقة روى عن مثله حديثا بر سكرابيينين gibi bir sikaraviden bir hadis nakletmesi durumunda وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد Aynı asırda yaşamaları dolayısıyla bir arada olmaları ve aralarında sema ve lika imkanı caiz olduğu halde sıka bir ravi, kendisi gibi bir sıka adam efendim bir hadis nakletmesi durumunda ve enlem ye'ti fi haberin قَدْتُ اَنَّهُمَا اِجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ Aynı asırda yaşamaları ve karşılaşma, lika imkanı olmakla birlikte hiçbir şekilde karşılaştıklarına dair net bir bilgide olmasa. Sıka bir ravi sıka bir raviden hadis naklediyor. Peki aralarında bir lika olduğu kesin mi? Değil. Bilgi yok. Lika olduğu ya da olmadığı yönünde bir bilgi yok. Ama aynı asırda aynı coğrafyada yaşamışlar. Karşılaşma imkanları mevcut. Karineler, Karineler var. Fer rivayetu sabitetun. Böyle bir nakil geçerlidir vel hüccetü biha lazimetun. Böyle bir haber ile hüccet delil almak icap etmektedir. Delil almayı gerektirmektedir. İlla şu kadar var ki en yekûne hunâke delâletün beyyinetün enne hâder râviye lem yelqa men rawa anhu ev lem yesma minhu şey'en fakat aleyhte bir delil yoksa yani bu ravinin efendim karşılaşmadığı ve duymadığına dair bir delil olması icap eder. Yani an fulanın dediği zaman kardeş bu iki hoca arasında karşılaşma olmuş mu delilin var mı denmez. Tam tersi bu iki hocanın karşılaşmadığına dair an derken yokluğuna dair. dair, yokluğuna delalet eden bir delilin var mı? denilir. Fa amma wal amru mubhamun ala al imkan alladhi fassarna. Efendim açıkladığımız gibi karşılaştığına veya karşılaşmadığına dair ikisine dair de bir delil yoksa her ikisine de ihtimalli ise bu an ifadesi fer rivayetu ala ebeden o zaman aralarında rika imkanı olduğu için aleyhte de bir delil bulunmadığından rivayeti sema yoluyla aldığına hamledilir. Hatta <laughs> tekune dilaletu ev delaletu alelleti beyenna. Aleyhte bir delil ortaya çıkıncaya kadar tabii yani fevkalade ince bir nokta, çok detay yani. Belki teşeye dayanıyor meselenin ucu. Bir ravi hakkında herhangi bir lehte aleyhte ifade yoksa beraetü zimme asıldır kuralınca o sika kabul edilir. Kuralına kadar gidiyor bu mesele. Olayın tersinden baktığınız zaman tefsir edilmemiş, müfesser olmamış hiçbir cer makbul değildir. Oraya kadar gidiyor mesele. Ve yukalu bu durumda li muhteri'i hâdel kavli ellezî vasafnâ makâletehû ev lizzâbbi anhu bu sözün Az önce anlattığımız sözün mucidine icatçısına ya da efendim onu savunana burada efendim sanki biraz ipucu veriyor Furkan Hocam. Yani görüşün icatçısı Buhari olabilir. Zabı savunucusu başka birisi olabilir, onu muhatap almış olabilir. Ama ikisine de burada toplan genelleme yaparak cevap vermiş oluyor. Şöyle denilir. Kat a'tayte fi cümleti kavlike. Sen bu ifadelerinde aslında bize şöyle bir pas verdin. Şöyle bir açık verdin bize. Nedir o? enne haber al vahidi sika anil vahidi thika. bir tek bir tek sika yaptığı nakil hüccetün delildir. Yani fert hadis, garip hadis sika olmaları kaydıyla hüccettir. Yelzemu bihi el amelu. amel etmek icap eder. İtikat etmek icap etmez ama amel etmek icap eder. Zümme edhal şarta. Ama sen arkasından bir şart ilave ettin. Ba'du. Efendim. Daha sonra. Bir şart ilave ettin. Fe dedin ki hatta na'leme ennehuma gad kana iltakaya merraten fesaiden ev semi'a minhu şey'en efendim aralarında lika olduğuna bir veya daha fazla lika olduğuna veya aralarında bir semanın gerçekleştiğine dair bir bilgi olması gerekir dedim. Değilse kabul edemeyiz dedim. Fehel tecidu hada şartı, lütfi tahu an ahdin Yelzemu kavluhu. Peki sözü ilzam edici olan, sözü bağlayıcı olan, makbul olan herhangi bir alimden sen bu koştuğun şartı duydun mu? Göredin, gördün mü? Ve illa fehelme delilen ala ma Eğer görmediysen seleften bir alimin, muteber bir alimin böyle bir ifade kullandığını görmemişsen, bize gösteremiyorsan o zaman senin delil getirmen lazım. Bir tek sigaravinin, bir tek sigaravinin yaptığı efendim hadis makbuldur. Ama efendim iltika veya sema gerçekleşmesi kaydıyla şartının geçerli olabilmesi için ulemadan, seleften delil getirmen lazım. Fe in itta'a gavle ahadin, o mucit bu sözü söyleyen, icat eden kişi o iddiasının seleften bir alimin görüşü olduğunu ileri sürmesi gavle ahadin min i selef min şerita fi tesbit haber bu haberin geçerli olabilmesi hususunda ulemadan sözüne güvenilir birisinin bir görüşü olduğuna dair bir iddiada bulunan kişi tulibe bihi öyleyse getir o seleften gördüğün bildiğin alimin kanaatini denilir. Ve lem yecide huve ve la gayruhu ila icadihi sebile. Ne böyle bir iddia sahibi ne de başkası seleften bir alimin böyle bir şart ileri sürdüğünü asla bulamayacaktır. Yok çünkü böyle bir ifade. Ve in huwa iddaa fi ma delilen yuhtaccu bihi. Şayet o iddia ettiği bu konuda Başka delil alınabilecek bir delil ileri sürerse, başka bir delil bize getirirse, lehu <laughs> ona şöyle cevap verilir: Wa ma delilu? Başka bir delil var efendim derse, nedir kardeş o delilin? Denilir: Fein <laughs> baale. Şöyle cevap verirse müttayi. Kultuhu ben söylüyorum. Ben Karadeden söylüyorum buna. Derse adam. Benim kanaatim bu derse. Li ben vecettu ruat al ahbar kadimen ve hadisen yervi ahaduhum anil ahar el hadise ben eski yeni ravilerin naklettikleri haberlerde ravilerin durumlarını araştırdım. İyice inceledim. Ve lemme yu'ayinhu ve la semi'a minhu Birbirinden sema yoluyla hiçbir şekilde hadis nakletmedikleri ve birbirlerini görmedikleri halde nice ravilerin an diyerek hadis naklettiklerini gördüm birbirlerinde. Bu benim tespit, araştırmam. فَلَمَّا ra'aytuhum istecazu rivayetel hadisi beynehum Hâkezâ alel irseli min gayri sema'i. Bunları araştırıp da bu ravileri ben görünce efendim yani hiçbir şekilde birbirini görmedikleri aynası da yaşamışlar ama birbirlerini görmemişler ve hiçbir hadisinde alışverişinde de vicahi olarak bulunmamışlar. Nice böyle hadisçileri ben gördüm. Bunlar aralarında sema olmaksızın irsal yaparak hadis nakletmeyi caiz görmüşlerdir. Benim tespitim bu diyor Müddai. Efendim Furkan Hoca diyor ki ben Mehmet Emin Saraç Hoca'dan Gördün mü hiç Mehmet Emin Saraç'ı? Görmedin değil mi? Hiç görmemiş bak. Furkan Hoca diyor ki Ben Mehmet Emin Saraç Hoca'dan duydum. Orada duydum demiyor da tabii an diyor. An Muhammed Emin Saraç Rahmetullahi Aleyh diyor. Hadis naklediyor. Peki aynı asırda yaşamışlar mı? Yaşamışlar. Daha geçen gün vefat etti Allah'a emanet eylesin. Mehmet Emin Saraç Hoca. Furkan Hoca efendim o vefat ettiğinde Furkan Hoca 30'lu yaşlarda. Karşılaşma imkanı var. İletişim imkanı çok fazla. Online ders imkanı var. Bir sürü imkan var. Karşılaşma imkanları var. Peki Furkan Hoca Muhammed Emin Saraç dediği zaman neye yorumlayacağız? Müslim diyor ki Aynı asırda yaşamış. imkanları var mı? Karşılaşma imkanları var. Öyleyse Semiha'ya e yorumlayacağız diyor. İmammış ki. Müdde'i ne diyor? Hayır efendim diyor. Sabit mi acaba bir defada olsun Furkan Hoca İstanbul'a kadar gidip de Mehmet Emin Saracı görmüş Böyle bir haber karşılaştıklarına dair bir haber var mı? Yoksa efendim Furkan Hoca'nın bu rivayeti mümkün değil. Delili nedir? Müslüman olmaları yetmiyor mu? An ve Muhammed'in Emin dediğine göre yalan mı söyleyecek Furkan Hoca? Aksine bir delil olmadıkça, cerhine bir delil olmadıkça herkes sıkadır kardeşim. Diyor müştin. Böyle kabul edemez miyiz? Müddeayi de diyor ki edemeyiz arkadaş. Çünkü ben nice hadisçiler gördüm. Anfulanım diyor. Nasıl olsa bu semaya da ihtimalli İnkıtaya da ihtimalli biz de kötü bir insan değiliz. Millet semaya yorar nasıl olsa. Düşünerek nice hadisleri irsalen maklettiklerini gördüm. Vel murselu minel rivayati fi asli kavlina ve kavli ehlil ilim bil akbar neyse bi hüccetin. Efendim biz hadis uleması nazarında sözü geçen otorite alimler nazarında rivayetlerde irsal yapmak, yani mürsel haber, bütçe değildir, zayıftır. Bütün bunları görünce cevap şimdi geliyor. Lemman'ın cevabı i̇htecet lima vasaftu min al-illati ila al an sama'i ravi kulli khabarin an ravihi ha an ile nakledilen haberlerde mutlaka efendim sema olup olmadığını karşılaşma imkanları olsa bile karşılaşıp karşılaşmadıklarını bir defa defada olsa hadis dinleyip dinlemediğini bir defa da olsa veya hadis dinlediğine dair bir haber olup olmadığını tespit etmek ihtiyacını hissettim. Araştırmaya başladı. Feyda <laughs> ene hecemtu ala semaihi minhu li edna şeyin şayet küçücük bir cümle de olsa aralarında sema kaydıyla hadis alışverişinin olduğuna rast geldiğim bir ravi karşıma çıkıverse febete indi bidelike cemi'u ma yervi anhu ba'du bundan sonra o adamın bütün anlı rivayetlerini sema yoluyla aldığına ben de kanaat getiriyorum. Ama küçük de olsa sema alakalı bir hadisini bulmam lazım. Fe in anni ma'rifatu zalika. Ama efendim azaba an zehaba an. Yani hiçbir şekilde karşılaştıklarına ve hadis aldıklarına dair bir bilgiye rastlamasam bu durumda da evkaftul habera ve lem yekun indi mevdu'a hüccetin li imkanil Mürsel yapmış olma ihtimalinden dolayı ben böyle bir kişinin haberini almaktan uzak durdum. Uzak duruyor. Kabul etmiyor. Çünkü Furkan Hoca Muhammed, az önceki örneğimizde Muhammed Emin Saraç Hoca'dan hiçbir şekilde bir gün bir hadis bile olsa şifahi olarak ağzından duymamışsa, duyduğuna dair bir delil yoksa, ama buna rağmen An Muhammed Emin Saraş diyorsa, belki de o hadisi Yusuf Hoca'dan almıştır. Ama ya 30 yaşındayız biz, o da şey var, arada efendim bir de Yusuf Hoca yalan söyleyecek hali yok deyip, Doğrudan beni Yusuf Hoca'yı düşürerek an Muhammed Emin Saraç demiş olma imkanı ve ihtimali var. İşte sırf bu ihtimalden dolayı ben mürsel addediyorum. Anlı hadisleri diyor. Mürsel demek yani inkıtalı. Fe <laughs> yuqalu lehu. Şöyle cevap verilir bu müddaiye. Fe el illetu fi tad'ifika Efendim sen böyle bir haberi zayıf kabul etmende ve delil almaktan vazgeçmende gerekçe imkanel irsali fihi irsal imkanı ise şayet Lazimeke en la tusbita isnaden muananan. mu'an'an hiçbir senetli hadisi delil almaman lazım. Hatta tara fihi's sema' min evvelihi ila ahirihi. Baştan sona kadar bizzat sema ifadeleriyle nakledilmeyen Hiçbir haberi kabul etmemen lazım. Çünkü her anda bir irsal ihtimali vardır diyorsun. Öyleyse hiçbir anlı haberi kabul etmemen lazım. Ve zalika en-hadisü'l varita aleyna bi isnadi Hişam ibn Al sana bize nakledilen bir haber. Nedir? Hişam bin Urve isnadıyla, senediyle gelmiş. An ebihi Hişam babası Urve'den Urve'de de radıyallahu anh, an an Aişete radıyallahu anha Aişe'den nakletmiş. Fe bi yakinin na'lemu enne Hişamen kad semi'a min ebihi. Biz yakinen biliyoruz ki bu haberde Hişam babasından hadis dinlemiştir. Sema'ı vardır. Bu haberi hakkında bilmiyoruz bunu. Burada an geçiyor. Ama Hişam'ın babasından sema ile naklettiği onlarca hadis var. Ve enne ebâhu kad semi'a min Aişete radıyallahu anha. Urve'de Hazreti Aişe'den sema yoluyla hadis nakletmiştir. Bunu da yakinen biliyoruz. Kema na'lemu enne Aişe'te radiyallahu anha kad semi'at minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe'nin de peygamberimizden hadisleri, sözleri, tasarrufları duyduğu, gördüğünü biliyoruz. O zaman vakat yecuzu izâ lem yekul hişâmun fi rivayetin yerviha an ebihi semi'tu ev akhbarani. Semi'tu veya akhbarani yani sema ifadeleri, cezim ifadelerinin bulunduğu rivayetleri ancak kabul etmen hiçbir şekilde Hişam'ın an ebihi veya Urve'nin an Aişe'de dediği rivayetleri, Aişe'nin an Nebi dediği rivayetleri kabul etmemen icap eder. En yekune beynehu ve beyne ebihi fi tilke rivayeti insanun aharu ahbarahu biha an ebihi ve lem yesmaha huve min ebihi. Çünkü Evet aralarında Sema var ama bu haberde aralarında başka bir adam olma ihtimali var yine. Sıfır değil yani bu ihtimal. Lemme ahabba an yerviyeha murselen ve la yüsnedeha ila men semi'aha minhu Bir ravi ya ikiye bir semi'atu Aişete demeye gerek yok. Ur ve Ayşe ile sürekli görüşen, ondan hadis dinleyen birisi. Ama bu hadiste an Ayşe demiş olması bile diğerlerini Ayşe'den duydu ama bu hadis Ayşe'den duymamış olabilir. Bir arkadaşından o Ayşe'den duymuş, arkadaşını hasfetmiş olabilir Urven'in. وَكَمَا <laughs> يُمْكِنُ ذَٰلِكَ ف۪ي هِشَامٍ an Ebihi fehuve Aynı şekilde bu imkan ve ihtimal Hişam ile babası arasında da mümkün olan bu ihtimal mümkünün fi ebihi an Aişe Urve ile Aişe arasında mümkündür. Ve kezalike kullu isnadin li hadisin leyse fihi zikru sema'i bağlıhim min bal. Birbirlerinden sema ifadesiyle nakledil, nakletmedikleri her hadis için, her isnad için bu irsal imkan ve ihtimali bulunur, vardır demektir. Ve in kana kat fil cümle enne külle vahidin minhum kat semi'a min sahibihi sema'an katiran. Her ne kadar mesela Urve'nin Ayşe radıyallahu an'tan genel anlamda sema ile hadis naklettiği biliniyor olsa da fecaizun likulli vahidin minhum en yenzile fi bazı rivayeti bazı rivayetler bu sema derecesinden cezim derecesinden daha aşağıda olabilir. Fe yesma'u min gayrihi anhu ba'd Nadir de olsa bir iki rivayeti Urve'nin Ayşe'den değil de başka bir arkadaşından duymuş, kendi seviyesindeki bir raviden duymuş. Ama Sünme yursiluhu anhu ahyanen ve la men semi'a minhu. Efendim sonra o arkadaşını hasfedip hasfettiği kişinin adını da söylememiş olduğu için an Aişe deyip geçmiş olabilir. Ve yanşata ahyanen fe yusemmiye racul elledi hamele anhul hadi ve yetrukel irsal. Bazen de o hasfettiği kişiyi diğer bir rivayet naklederken açığa çıkarmış olur. Aynı rivayeti efendim veya başka bir rivayeti hasretmek istemez yani arkadaşım. Yani Furkan Hoca Muhammed Emin Saraç'tan aldığı hadislerde an Muhammed Emin Saraç dediği rivayetlerde aslında Yusuf Hoca'dan almış. Nereden anlıyorsun? Bir defa çünkü Semiatu Yusuf'a e an veya kale Semiatu Muhammed Emin Saraç dediğini görüyoruz Furkan Hocam. he anlaşıldı ki Furkan Hoca aslında efendim Muhammed Emin Saracı görmedi. Diyebilir misin? Belki de bir defa gördü. Veya sürekli gördü. Ama güvenilir olduğu için e, irsal yapmak istedi, irsal yaptı. An Muhammed Emin Saracı dedi. Bazen de ya milletin aklına bir şey gelmesin. Kimden duyduğumu söyleyeyim dedi. Yani ve yan şata ahyanen bazen de efendim adını söylemeyi uygun gördü. İrsal yapmak istemedi. Semiatu diyerek o anın semasının aslında bizzat bu adam vasıtasıyla olduğunu ifade etmiş oldu. Ve ma kulna min hada mevcudun fil hadis müstefidun min fi'li fikatı mühettîn ve aîmât ahlı ilm, evren imamlar ve sika mühettislerin uygulamalarında çok yaygın olarak bu yöntem mevcuttur. Ve sened min rüyayatîm ala ciheti, elleti dıkkına adeden yüştedellü bihe ala minha teala. Efendim biz bir kaç örnek kabilinden böyle rivayetleri nakledeceğiz. Bu naklettiğimiz rivayetler bu konunun geneline ışık tutacak düzeyde olacaktır inşallah famin zalika anna ayub al-sakhtiyaniyya vatna Mubarak ve zaki'a vatna memayiz ve cema'atan gayruhu pek çokları bu saydığımız isimler ve pek çokları rawa an hisam ibn urva an abih an ayse te radiyallahu anha galat şöyle bir hadis naklediyorlar anlı muhamam bir şekilde kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem li hillihi ve li hurmihi bi atye bima ecidu. Nebi-i Kiram sallallahu aleyhi ve sellemin gerek gündelik hayatında giydiği elbiselerini gerekse ihram maksadıyla giydiği havluları, ihram elbiselerini ben bulabildiğim en güzel kokularla kokulardım. Şimdi bu rivayet muanan bir rivayet. Efendim Hişam babasından babası Aişe'den Aişe Efendimiz'den hepsi de anlı kullanılmış. Fe Rava hadihi rivayete bi ayniha el-Leyth ibn ve Davud el-Attar ve Hümeyd ibn esved ve Vüheyb ibn Halid ve Ebu Usame an Hişamid. Aynı rivayeti bütün bu raviler Hişam'dan nakletmişler. Hişam bin Urve'den. Böyle demiş ki Hişam. Akhberani Osman ibn Urve. Bakınız. Bu kez arada araya kardeşi girdi. Değil mi? Osman girdi. An Urve'te. An Aişe'te. An Nebi'yi sallallahu aleyhi ve selleme. Ve ravahi şamun an ebihi an Aişe'te kâlet. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف ve yine Hişam başka bir örnek veriyor artık. Ayiş babası o da Aişe'den şu hadisi nakletti. İza atakafe yudni ileyye ra'sehu. Nebiyi muhterem efendimiz itikafa girdiğinde zaten Resulullah'ın odaları, evleri, camiye, pencereleri falan olan bir yer. Kafasını pencereden veya kapıdan bana doğru uzatır. Fe ve ana Ben hayızlı olduğum halde Resulullah Efendimiz'in kafasını, saçını tarardım. Teravaha bi'ayniha. Malik ibn Enes Ani Zühri aynı hadisi İmam Malik Zühri'den o da Urve'den an Urve an Amrate an Aişete efendim burada Urve babasından değil de Amra'dan nakletmiş Amra'da Ayşe annemizin azatlı kölesiydi değil mi herhalde? Ana Aişete. Anı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. O da böyle nakletmiş. Bir başka rivayet. Ve rava zühriyü ve salih ibn Ebi Hassane an az önceki rivayette ne oldu? Hişam bin Urve'nin naklettiği bir hadis Hişam bu hadisi sadece babasından değil başkalarından da nakletmiş. E senin iddiana göre o zaman ey Bukhari diyelim hadi biz parantez içerisinde. Ey Bukhari senin iddiana göre bu Hişam'ın an Hişam an ebihi ifadesinde ki an irsalede ihtimallidir. ihtimaldedir. bu imkanı inkar etmek, bertaraf etmek de hiçbir zaman mümkün değil ki. Bunun örnekleri çok. Onlardan bir tanesi de bu. Bak e, aynı hadisi efendim olmasa bile Hişam'ın bütün rivayetleri babasından değil. Babası dışında rivayetleri de var. Hişam'ın. Öyleyse burada babasından derken e, semia değil de arada aslında başka bir ravi vardı. Onu düşürdü deme imkanı da mevcuttur o halde. Ve rava ez zuhri ve salih ibn Abi Hassan an Abi Selamete an Aişete radiyallahu anha kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yukabbilu ve huve saimu. Aişe annemizin kendisi oruçlu halde Resulullah Efendimizin kendisini öptüğünü haber verdiği bir rivayeti Ayşe annemiz nakletmiş. Fakala Yahya bin Abi Ketir fi hadal haber fil kubla. Bu öpme ile ilgili haber konusunda Yahya bin Kesir dedi ki: Akhbarani Ebu Seleme ibn Abdurrahman en Umar ibn Abdulaziz akhbarahu en Urve 2-3 tane tabi'in arka arkaya geliyor değil mi? İlginç bir rivayet. يعني أبو سلمة عمر بن عبد العزيز أروة هبسي كعب أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم يعني عن فلان ذي زمان أو sadece bir kişiyi değil aynı asırda birkaç kişiyi dahi ifade etmiş olabilir. Ve Rava İbni Uyayna ve gayruhu an Amr İbni Dinar an Cabirin kale atamena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem luhumel hayr Allah Resulü bize at etlerini yedirdi ve nehana an luhumel humr." ama ehli ne karşı yasak koydu. Feravahu bu rivayeti, bu hadisi Hammad ibn Zeyd an Amrin an Muhammed ibn Ali'in an Cabir'in an Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.